508'in çözümleriyle karşınızdayız arkadaşlar. Hemen başlayalım. Hangileri kesinlikle doğru diyor. F'de 2, G'de 2 eşittir. Şimdi bakalım. F'de 2 ne? F'de 2, F, nerede? Ha, F'i bilmiyoruz şu an. Şimdi şunu biliyoruz ama G'de 2 sıfırmış. Burası F x eksi gx'de. 2 de sıfırmış. O zaman bakın. Yani f'de 2 eksi g'de 2 de sıfırmış. E zaten bu sıfırsa o zaman bu da sıfır. O zaman bu ikisi birbirine eşit. Bu doğru arkadaşlar. Bir doğru. F 0 2'dir diyor arkadaşlar. F 0 2'dir diyor. Şimdi bunu bakalım öyle mi? Anlayacağız arkadaşlar. F'te 0 2 mi diye bakacağız. Şimdi gelin şuraya bakalım. Öncelikle bizim elimizde ne var? Bizim elimizde fx eksi gx fonksiyonu var. Şimdi ben burada x'te 0'a bakarsam x'te 0 neymiş? 4 geliyormuş. O zaman bakın. F'te 0 eksi g'de 0 4 geliyormuş arkadaşlar. 4 geliyormuş. Peki g'de 0 ne? Bakın g'de 0 verirsem. Bakın y'de kestiler. Şurası. Eksi 2. Peki burası eksi 2 geliyorsa. Bakın burası eksi, eksi eksi. O zaman ne oldu? F'te 0 eşittir. Pardon F'te 0 eşittir değil. F'te 0 eksi eksi 2 artı 2 eşittir 4. Bunu bu tarafa attım. O zaman F'te 0 ne oldu? F'te 0 2 oldu. Arkadaşlar bu da o zaman doğru oldu. F'te 0 2 oldu gördüğünüz gibi. F3 ile G3'ün çarpımı sıfırdan küçüktür diyor arkadaşlar. Şimdi bakalım öyle mi? Şimdi G'de 3 bir kere. G'de 3 nasıl? G'de 3 şurada. Şimdi nasıl yapabiliriz? Yani kesinlikle doğrudur diyor. Şimdi şöyle bir hemen olayı yine şuradan devam ettirelim. Şu olaydan. Şimdi bizim bakın ft3 eksi gd3 değerini bilebiliyor muyuz? Bakın 3, 3 değeri nerede? Şurası. Bunun sonucu bir kere negatif. Bunun sonucu negatif arkadaşlar. Bunun sonucu negatifmiş. Eksi çıkmış. g'de 3 de g'de 3 de arkadaşlar gördüğünüz üzere pozitif bir sayı. gd3 de pozitif bir sayı. Yani şu g'de 3 pozitif bir sayı. Şimdi G'de 3 pozitifse burası o zaman ne oldu? Negatif oldu arkadaşlar. Burası negatif oldu. Şimdi f 3'e gelelim. Şimdi bakın mantıklı düşünün. Bakın şurada burası şur artıydı ya. Şunun önünde eksi var. O zaman burası ne oldu? Şurası negatif oldu. Şimdi bu durumda arkadaşlar f 3 pozitif de olabilir negatif de olabilir. Çünkü eğer negatifse zaten sonuç negatif çıkar. Peki bunun eksisi mesela bu eksi 5 çıktı. Bu da artı 3 çıktı mesela. E bu durumda da yine negatif çıkar. O yüzden F3 artı da olabilir eksi de olabilir sonucun eksi çıkması için bu durumda. O yüzden ben f3'ün değerini bilemem yani artı eksimi. O yüzden sıfırdan küçük olduğu garanti diyemem. Cevabım burada 1 ve 2 olur arkadaşlar. Gelelim buraya. Dik koordinat düzleminde 2'ye sıfır noktalarından geçen doğrusal y eşittir fx ve y eşittir gx fonksiyonları ile ilgili bu ifadeyi vermiş. Bakın arkadaşlar bu ifadeyi vermiş. Şimdi geçmektedir. F'de 3 eksi g'de 3'ün değeri nedir diye bize sormuş arkadaşlar bu durumda. Şimdi şöyle yapalım. Dik koordinat düzleminde 2'ye 0 noktadan geçen doğrusal fx ve gx fonksiyonlarıdır. Şimdi arkadaşlar o zaman burada f'te 2 neymiş? 0'mış. Bakın buradan ben bunu anladım. F'de 2 f FG'de 2 de sıfırmış. Bakın bu noktalardan geçiyor ya. F ve G. Yani X'e 2 verince sonucu 0, Y'ye 2 verince de 0 geliyor. Gördüğünüz üzere. Doğrusal fonksiyon bunlar. Şimdi yani bu FX fonksiyonu AX artı B oluyor burada. Burada da gx fonksiyonu da mesela cx artı d oluyorsa yani sen x yerine 2 verince sonuç sıfır oluyormuş. Yani o zaman şöyle oluyor. 2a artı b 0 oluyor. Burada da 2c artı d sıfır oluyor gibi düşünebilirsiniz. Devam ediyorum. Bu fonksiyon diyor. Bu grafik buradan geçiyor. Yani f'de sıfır eksi g'de sıfır eşittir. Ne oluyor? Eksi 2. Devam ediyorum. Burada da g'de sıfır Bakın burada da g'de 0 artı f'de 0. Bakın bu fonksiyonu buradan kesiyormuş. f'de 0 eksi 6 geliyormuş. Ne yaparım? Ben gelip bunları toplarım. O zaman ne oldu? 2 tane f'de 0 eşittir eksi 8. O zaman f'de 0 buradan eksi 4 geldi. Bu cepte. f'de 0 eksi 4 geldi. Bunu bir cebe atalım. Şimdi f'de 0 eksi 4 ise o zaman buranın eksi 2 gelmesi için G, g'de 0'ın ne olması gerekiyor? g'de 0'ın eksi 2 olması gerekiyor ki eksi eksi 2 artı 2 olsun. O zaman g'de sıfırda eksi 2 geldi. Şimdi arkadaşlar fx fonksiyonu neydi? Az önce ben buldum. ax artı b'ydi. E sen buna 0 koyduğunda eksi 4 geliyormuş. 0 koyduğu zaman ne gelir? Bakın 0 koyduğu zaman b eşittir eksi 4 gelir. b eksi 4'müş. Buna geliyoruz. g fonksiyonu da neydi? gx fonksiyonu. cx artı d'ydi. Sen 0 koyduğunda eksi 2 geliyorsa o zaman d kaldı. d buradan eksi 2'ymiş. Şimdi cx b eksi 4 d eksi 2. Gelin bakın şuraya yazıyorum. b, b ne? b eksi 4. Bakın. 2a eksi 4 eşittir 0. O zaman a buradan ne geldi? a'mız 2 geldi. d'miz ne? d'miz de eksi 2. 2c eksi 2 eşittir 0. O zaman c de buradan 1 geldi. O zaman ben burada fx fonksiyonu a'mız ne? 2. ax artı b değil mi? b'miz ne? Eksi 4. 2x eksi 4 diye yazarım. gx fonksiyonunu da bakın arkadaşlar burada cx artı d ya. c'miz neymiş? 1'miş. x d'miz neymiş? Eksi 2'miş. x eksi 2 diye yazarım. Bana diyor ki f'te 3 eksi g'de 3 diyor. Ver kardeşim 3'ü. 3'ü verdiğiniz burası ne oldu? 6 eksi 2'den. 6 eksi 4'den 2 oldu. Ver burada da 3'ü. 3 eksi 2'den de 1 oldu. O zaman bu 2, bu 1. Bundan bunu çıkar diyor. 2 eksi 1'den de sonucumuz 1 olur. Cevabımız burada Ceyhan olur sevgili arkadaşlar. Şimdi gelelim buna. Böyle bir ifade vermiş. Hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. Hangileri doğrudur diyor buradaki ifadede. Şimdi, 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 şimdi. Birim karelerden oluşuyor. Böyle vermiş. Vallahi güzel soruya benziyor. Bu bayağı iyi soru olabilir arkadaşlar. Şimdi bir F'de 3. Bakın 3 neresi? 1, 2, 3. Şimdi F'de 3 şurası. F, şu, pardon F'de 3 değil. Burası da 3, 3 bu geliyor. 3 bu geliyor arkadaşlar burada. Şöyle yapalım. Şimdi F3 artı G3. Mesela bunun sonucu A olsun. Bunun sonucu da eksi A olsun. F3 artı G3 A, F3 eksi G de 3 de eksi A gelir. Doğru değil mi? Şimdi ben neyi bulmak istiyorum? G de 3'ü bulmak istiyorum. Doğru değil mi? Şimdi bunları alt alta da toplamam. Neden? Yani toplayıp Toplayayım. topladım alt alta bunları. Bakın ne oldu? Şuradaki 3'ler gitti. Doğru, doğru değil mi? O zaman ne oldu? 2 tane F de 3 eşittir 0. O zaman F de 3 eşittir 0 oldu. Ya kardeşim F3 sıfırsa G'de 3 direkt A'ya eşit olacakmış. Doğru değil mi? E, A zaten pozitif değil mi? Bakın A yukarıda pozitif. O zaman G3 sıfırdan büyük. Doğru. FD sıfır sıfırdır diyor. Şimdi bakalım arkadaşlar. FD sıfır sıfır mı? Anlayacağız şimdi. Bakın şunu sormuş. Şimdi bakın. Tekrar siliyorum burayı. Tekrar siliyorum şurayı. Şimdi sıfır noktasında bunun sonucu ne? 1. Bunun sonucu ne? Eksi 1. Bakın başlıyorum. Bakın yazıyorum yine. Nereye yazayım? Şuraya yazayım. Bakın. Sıfır verdim ya. Bakın bunu da yazıyorum. F'de 0 artı G'de 0 eşittir 1. Geldim buraya. Burada da F'de 0 eksi G'de 0 eşittir. Bakın burası da eksi 1. Burası sonucu eksi 1. E sen bunlar gelip alta topla zaman G'de 0'a birini götürdü. 2 tane F'de 0 eşittir 0. F'de 0 eşittir 0 geldi. Vallahi bu da doğru. G'de 4 2'ymiş. G'de 4 2'ymiş. Bakalım doğru mu arkadaşlar? G'de 4'ün 2 oldu. Bakın yine aynı mantık. 4 neresi? 1, 2, 3, 4. 4'ün sonucu ne geliyor arkadaşlar burada? Bakın 4'ün sonucu bunda 2 geliyor. Bunlara 4'ün sonucu eksi 2 geliyor. Şimdi başlıyorum. 4 verdim. F'de 4 artı G'de 4 eşittir 2. F'de 4 eksi G'de 4'te eşittir eksi 2. Şimdi ben tabii ki de G'de 4'ü arayamıyorum. Şu alt tarafı eksiyle ile çarptım. Topladım. Ne oldu? Şu şunu götürdü. Bakın burası eksi oldu, artı oldu burası. Şunların toplamı iki tane g'de 4 Bakın burayı da eksiye çarptım. Burası artı oldu. 4 oldu. O zaman g'de 4 buradan ne geldi? İki geldi. g'de dört 2 miymiş? İkiymiş. Vallahi bu da doğru. Her üçü de doğru arkadaşlar. Bu birim karelerle yorum yapma olayı bence oldukça kritik. E, bu konu için çok kritik. Yani sınavda da bu tarz sorular türevli mid integralde e, çıkıyor. O yüzden önemsemeniz gerekiyor. Bir sonraki setin çözümüyle görüşmek üzere.